Dilovası'nın gençlere iş vermiyorlar. Sürekli gençleri yobazlaştırıyorlar. Bu sefer gençleri neye teşvik ediyorlar? Gençler bu sefer işsiz kalınca, ailelerinin baskısı altında kaldıkça sıkıntıya giriyorlar. Kendilerini uyuşturucuya yöneltiyorlar. Ki zaten onların istedikleri de bu. Gençler işsiz kalsın, gençler yobazlaştırılsın. Onlara karşı çıkamayacak kadar akıllarını yitirecek hale getirmeleri. Bunun da önünü açıyorlar. Gençlerin desteklemeyeceklerini bildikleri için de gençleri sürekli bundan uzak tutuyorlar. DEM Parti'nin olduğu yerler uyuşturucunun az yaygın olduğu apaçık ortada. Çünkü gençlere hem gençlere hem kadınlara bu yönden çok destek veriliyor. Ki zaten baktığın zaman DEM Parti'nin aktif olduğu her yerde uyuşturucunun az olduğu, gençlerin daha çok okuduğu ortada. Bu da demek oluyor ki kazandıkları her yerde bahar açıyor. Burada niye bahar açmasın ki? Özellikle gençlerin en büyük sorunu uyuşturucu. Bu Dilovası tamamen uyuşturucu bataklığına düşmüş bir halde gençlerin herhangi bir çıkış yolu bulamamasından kaynaklı uyuşturucuya düştüğünü görüyoruz. Benim yaşıtlarımdan birçok arkadaşım, birçok tanık olduğum olaylar vesilesiyle gördüğüm kadarıyla yani bu uyuşturucu gerçekten facia bir boyutta. Bunun dışında bir sorunumuz daha var. Şimdi gençlerin kendini geliştirebileceği, kendini yetkinliklerini ilerletebileceği alanlar çok kısıtlı. Gençlerin başvurduğu yollardan bir tanesi de yurt dışı. Şimdi benim kendi öz abim de, amcamın oğlu da, halamın oğlu da, birçok akrabam da yurt dışında. Tabii bunların başlıca sebepleri var. Yaklaşık Dilovası'nda son 10 yıldır 5-6 bin civarında genç Kanada, Amerika, Avrupa'ya göç etmiş durumda. Bu bizim açımızdan çok kötü bir durum. Çünkü gençlere herhangi bir güvenim, kazanım verilmiyor. Gençler her şeyin farkında. Artık gençler mevcut hükümete çalışmak istemiyorlar. Mevcut hükümetin prangaları altında kalmak istemiyorlar. Gelin torunlarınız için, çocuklarınız için, yeğenleriniz için sandığa giderken bunları göz önünde bulundurun. Kadınlarımıza ve gençlerimize yapılan zulmü görün. Hani gençler kendini çok sahip hissediyor. Kötü yola düşmesine sebep oluyor. Yönetim iktidardan kaynaklanan bir durum. Çünkü gençler için hiçbir proje yok. Yıllardır böyle. Şimdi sanayi kentinde yaşıyoruz. Binlerce fabrika var. Şu an mesela bir fabrikaya gittiğimizde bize önce sorulan işte bir mesleğiniz var mı? Tecrübeli misiniz? Hani böyle sorunlarla karşılaşıyor. Gençlerin böyle bir tecrübesi yok. Çünkü tecrübe edinebilecek bir yerleri yok. Bunun en büyük problemi yönetimdir, iktidardır. Yıllardır buradalar, hani başımızdalar. Buna dair hiçbir çalışma yapılmadı gençlerle alakalı. Gençlerin şu an belirli bir aktivitesi yok, gezebileceği bir yer yok, oturabileceği bir kafe yok, ilgilenebileceği bir futbolda, spor dalı yok. DEM Parti'nin gerçekten bunun için bir sürü projesi var. Sosyal tesisler olsun, çalışma alanları olsun. Seçime de sayılı günler kaldı. Artık hani sandığa gittiğimiz zaman bundan önce neler yapıldı bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hani biz gençler için neler yapıldı bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Sandığa gittiğimiz zaman bir kere daha elimizi vicdanımıza götürüp hani bizim için bir şey yapılmadığını kanaat getirip oyumuzu gerçekten DEM Parti'ye vermemiz gerekiyor. Artık bir değişimin şart olduğunu düşünüyoruz gençler için. Bu son 3 yıl içerisinde hani uyuşturucu yaşı ortalama gene 13-14 yaşına düşmüş. Hani benim kardeşim var 12-13 yaşında. Hani benim herhangi bir aktivitem yok. Ben sürekli onların peşinden gidiyorum. Yani bunun önüne bir türlü geçiremedi. Aslında DEM Parti başa gelirse yani bence benim düşüncemce yani bütün her şey daha farklı olacak. Daha güzel olacak. Zaten projeler falan hep asılmış. Hani görüyoruz kendimiz yani gurur duyuyoruz. Hani sundukları projelerde hani öğrenciler için, gençler için, yaşlılar için, kadınlar için yani herkes için güzel güzel şeyler gösteriyorlar. Hani bunların uygulanacağına da yani eminim, güveniyoruz. O konuda yani bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Hani hiçbir belediye başkan adayı bugüne kadar böyle bir proje sunmadı. Yani sunmuyorlardı hatta. Ya hala da sunmamışlar.